Evet sevgili Düzce Spor taraftarları, bugün neredeyiz? Düzce Spor Şıralık tesislerinin içerisindeyiz. Tabii ki yanımızda kim var? Yeni transferimiz Abdullah Karmil var. Kendisiyle hem hoş geldin diyeceğim sizlerin huzurunda. Hoş geldin diyorum öncelikle. Ben de hoş buldum buradan. Bütün Düzce taraftarlarına selam olsun. Hoş geldin tekrardan. Ayağının tozuyla antrenmanlarını gerçekleştirdi. Bugün kendisiyle biz de röportajını gerçekleştiriyoruz. Birazcık kendisini tanıyacağız. Ondan sonra da Düzce Spor'la alakalı sorularımız olacak. Evet, Abdullah'cığım. Büyük bir camiaya geldin. Evet. Tabii ki seni tanıyan vardır, tanımayan vardır. Uluslararası yayıncılıklı olacak tabii. Bunları sosyal medyalarda paylaşacağız. Evet. Düzce Spor taraftarlarına Abdullah Karmil desek nasıl tanıtırsın? Ya Abdullah Karmil deyince bence her ciddi takımda başarılı olmaya çalışan, oranın hakkını vermeye çalışan, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan biri olarak tanıyabilirler. Kariyerimde zaten birçok şampiyonluk var. Bu şampiyonluklarına bir yenisini eklemek için de buraya Düzce Spor'a geldim. İnşallah bu sene müşteri olsunlar. Biz takım olarak elimizden gelen en iyisini yapıp çalışıp Allah'ın izniyle, onun takdiriyle bu sene kupayı Düzce'ye getireceğiz inşallah. İnşallah. Tabii ki daha önceden arkadaşlarımız iletişime geçtiler. Evet. Transfer hikaye nasıl gerçekleşti? Fazla özele girmeden. Ya şöyle söyleyeyim. Zaten takımda geçen sene Bandırma'dan benim arkadaşlarım vardı. Yusuf'la Oğulca. Onlar beni aradı bir, anlattılar burayı. Anlatınca benim de kafama yattı. Üst ligden de teklif olmasına rağmen buranın hedefleri doğrultusunda ben de burayı seçtim. Geldiğim için de mutluyum. Şu anki ortam iyi. Yani iki gün olmasına rağmen alıştım. İnşallah sezon sonu şampiyonluğu da yakalayıp daha da mutlu olarak buradan ayrılacağım. Peki beklentilerimiz neler? Mesela Düzce Spor'u daha önceden tanıyor muydun? Yani şöyle söyleyeyim, Yusuf ya da işte Oğulcan seni aramadan önce takip ediyor muydun ligden? Transfer teklifi geldiğinde hiç baktın mı Düzce Spor ne yapmış ne etmiş diye? Ya şöyle, geçen sene şimdi pandemi olduğu için Yusuf'la Oğulcan'la konuştuğum için ben bazı şeyleri bana anlattılar zaten. Yani geçen seneden hiç yani böyle bir muhabbet bile olmadan transfer konuşuyorduk, anlatıyorduk ki iyi de gidiyordular. Namalip bir ikinci seri yakalamıştılar. Fakat pandemiden dolayı daha önce hiç Düzce'ye karşı oynamadım profesyonel hayatımda. Ama böyle oldu bu sene. Nasip böyleymiş. Nasipmiş. Evet. İnşallah. Zaten kendim de Trabzonluyum. Burada da Trabzonlu çok sosyal medyadan çok yazan oldu bana Trabzonlu. İnşallah onları da maça bekliyorum. Trabzonspor taraftarı olarak. Evet. Stadı açarlar ki. Aynen. İnşallah. İnşallah bu pandemiden kurtaracağız. Taraftarlarımızla birlikte inşallah bu sene şampiyonluğu göstereceğiz. Yani. Peki tabii ki yeni bir sezon. Yepyeni bir umutlar var. Kendini hazır hissediyor musun? Gerçi daha yeni yeni çalışmalara başladık ama hani geçtiğimiz sezona baktığımızda büyük bir ara verildi. Hiç çalışmalarını durdurdun mu, devam ettin mi? Ne aşamada ya biz, performans? Geçen sene Bandırma'da şampiyonluğu oynadığımız için pek bir ara vermedik zaten. Yani sürekli antrenmanlara devam ettiğimiz için. Bir aylık bir süre oldu benim Bandırma'dan ayrılalı. Onunla da zaten kendi antrenmanlarımı bireysel olarak yaptım. Kendimi tabii ki motive hissediyorum. Çünkü bir şampiyonluk yaşadım geçen sene. Tekrar yenisiyle devam etmek istiyorum. İnşallah. İnşallah onu da bu sene başaracağız. Çalışacağız. Takdir Allah'ın tabii. Kısa keseceğim. Taraftarlarımıza son olarak söylemek istediğin neler olabilir? Ya taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Takımı da ben biraz tanıdıysam. Şundan emin olsunlar ki bu takım mücadele edecek. Sahada savaşını verecek. Hiçbir zaman ondan kaçmayacak. Ve sezon sonunda kupayı hep beraber kaldıracağız. Buna kesin emin olsunlar diyorum ben. Peki ben de teşekkür ediyorum. Beni kırmadın, buraya kadar geldin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kazasız belasız yepyeni bir sezon bizi bekliyor diye. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet sevgili Düzce Spor taraftarları, biraz sonra Abdullah Terli ile yapacağımız röportaja devam edeceğiz. Şimdilik röportajımızı burada kesiyoruz. Evet sevgili Düzce Spor taraftarları, şu anda da ikinci transferimiz yanımızda Abdullah Terli. Tabii ki uzun isim var. Abdullah Ali Jama Telli şeklinde yazılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda da kimliğinde de o şekilde ama Abdullah Telli olarak tanıyoruz kendisini. Öncelikle sizlerin huzurunda kendisine hoş geldin demek istiyorum. Abdullah hoş geldin. Hoş bulduk abi. İkinci günün nasıl geçiyor kampın? İyi geçiyor. Alıştım abi, çok şükür iyi geçiyor ya. Peki. Şu ana kadar Allah'a şükür iyi geçiyor abi. Peki. Evet sevgili izleyiciler, sizlerin de doğrultusunda kendisine hoş geldin dedikten sonra da kısaca kendisini tanıtmasını isteyeceğiz. Evet Abdullah. Tabii ki seni tanıyan vardır. Uluslararası bir yayıncılık olacak. Neden diyeceksin? Çünkü biz bunları sosyal medya hesaplarımızda paylaşınca tabii ki her tarafa ulaşacak bu. İzleyecekler. Seni tanıyanlar vardır ama kısaca Abdullah Telli kimdir desek nasıl tanıtırsın kendini? Yani abi ben geçen sene Osmaniyespor'da oynadım.
Ya işte sakatlık geçtim abi. Nerede doğdun? Nereden geldin? Hollanda'da doğdum abi. Hollanda'da doğdun. Evet, ailem orada. Babam Türk, annem yabancı, Somalili. Hı hı. İşte 24 yaşındayım abi. 2 sene buradayım işte, iyi geçiyor çok şükür. İyi. Peki, şimdi sezon başlıyor. Daha önceden Osmanlı Spor'da oynadın. Kendini hazır hissediyor musun? Mesela şu anda tabii ki antrenmanla, ikinci antrenmanla çıktın ama hani vücut olarak ve mental olarak kendini hazır hissediyor musun? Tabii abi, ben her gün çalıştım, hiç pes etmedim abi. Ben her gün çalıştım, hiç bırakmadım. Öyle işte, hazırım yani. Kendimi iyi hissediyorum çok şükür. Hangi mevkilerde oynayabiliyorsun? Abi, sol açık, sağ açık, santrafor oynayabilirim. Öyle işte. Tamam. Forvetim. Güzel. Son olarak da fazla daha yormak istemiyorum seni. Kısaca daha sonradan ilerleyen zamanlarda çok çok görüşeceğiz. Kısaca Düzce Spor taraftarlarına söylemek istediğin bir şey var mı? Neler söylemek istersin Düzce Spor taraftarlarına? İnşallah bu sene şampiyon olacağız inşallah. Yani çalışıyoruz, iyi çalışıyoruz. Ya sizin için her şeyi yaparım yani, yapacağım inşallah. Sosyal medyada ya da işte internette Düzce Spor'la alakalı araştırma yapmış mıydın buraya transferinin gerçekleşeceği zaman? Yok abi. Hiç bakmadın mı? Hiç bakmadım. Bundan sonra artık bakarsın. Bakacağım tabii. Tamam. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yok abi, teşekkür Allah razı ediyorum. Olsun. Çok, çok teşekkür ederim. Evet sevgili taraftarlarımız, tabii ki Abdullah'la yapmış olduğumuz, Abdullah Telli'yle yapmış olduğumuz röportajı da burada bitirelim. İki tane transferimiz gerçekleşti ve bundan sonraki gelecek olan transferlerimiz olduğu sürece sizlere sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız ve sizlere tanıtmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik sözü burada bitiriyoruz efendim.